Bir kurşun kalem imalatçısı ürettiği her kaleme, kalemleri koyduğu her kutuya ve kutuları koyduğu her kolyeye birer tane firma amblemi etiket yapıştırıyor. Bu firma her kutuya 12 kalem ve her kolyeye 10 kutu kalem koyuyor. 360 kalemlik bir siparişte toplam kaç etiket yapıştırılır diye sormuş. Şöyle yapalım. 360 tane siparişimiz var. Bu 360 tane kalem var. Biz ne yapıyoruz? Bunları 12 yapıp nereye koyuyoruz? Kutuya koyuyoruz. O zaman kaç tane? 30 tane kutu olduğunu görürüz. Doğru mu? Doğru. Peki 30 kutu dedik. Bu kutuları da onar onar ne yapıyor adam? Koli yapıyor. O zaman bir de bunu 10'a bölelim. 3 tane de koli öyle gelir. Ortada şu çıktı karşımıza. 3 koli, 30 kutu ve 360 tane de ne var? Kalem var. Yani her bir içinde bir tane etiket kullandığına göre toplayacağız bunları. 360, 30 ve 3'ü topladığımızda 393 tane ne kullanmalı? Amblem kullanmalı. Yani A şıkkı. Bir yerleşim yerinde otomobil, otobüs ve kamyonlar için hız limiti aşağıdaki tabloda verilmiştir. Otomobil en fazla 80, kamyon 60, otobüs de 70. Hız limitleri %10'a kadar aşılırsa ceza kesilmiyor. %10 ve %30 arasında olursa 240 TL, %30 ve üstü olursa da 420 TL ceza kesiliyormuş. Bu cezalar tebliğ tarihinden itibaren, yani hani eve bir mektup geliyor ya da bir internet sitesinden size düşüyor diye mail olarak. Bu bir tebliğ işi. 15 gün içerisinde öderseniz %25 indirim yapacağız diyorlar. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün sonra ödenirse %5 zam yapacakmış, gecikme zammı. Ahmet Bey bu yerleşim yerinde otomobiliyle aynı gün içerisinde giderken saatte 112 km, dönerken de 96 km hız yapmış. Yani bayağı bir ceza yemiş görüntüye göre. Neyse, Ahmet Bey saatte 112 km hızla geçtiği için uygulanan cezayı tebliğ tarihinden 10 gün sonra. Bir dakika, burada bir duralım. Şimdi 112 km diyor, hız sınırı 80. Şimdi bu 32 km geçmiş bir kere. Şimdi bu 32 km geçince yüzde kaçlık geçti onu anlayacağız. 80'in yüzde kaçı 32 yapar? Onu bir bulalım. 80 çarpı x bölü 100. 32 desek, şöyle göndersek, şunu şöyle bölsek 4. %40 çıktı. Oo, %40 çıktığına göre şuraya dahil oluyor bak. %30'un üstü bu. 420 lira ceza yiyecek. Bir 420 lira ceza yedi. Yalnız bunu tebliğ tarihinden 10 gün sonra yatırıyor. Halbuki 15 gün içerisinde yatırırsa %25 indirim yapılıyor diyordu. O zaman bu fiyatın %15'ini bir bulalım. 15 bölü 100 diyelim. İndirim yapacağız şimdi. Şöyle gönderelim. 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 2. Şuradan bunu 2'ye böldüm 21. Değil mi? 21 çarpı 3. Kaç yaptı? Bu 63 yaptı. Yani bu durumda benim ne yapmam lazım? 63. %25 indirim yapılıyor diyor. Ben niye %15'le çalışıyorum şu an? Pardon. Oraya bir geri dönebilir miyim? Acayip absürt bir şey yaptık orada. Şurası %25 olacak. Sayılar birbirine girdi. 25 bölü 100. Bu aslında 4'te 1 demek. Bunun 4'te 1'i de zaten 420 daha 105 yapıyor. Yani indirim yaptık. 420 eksi 105 dedik. Çıkardığımızda 10'dan 5 çıktı. 5, 1, değil mi? 315 TL bir ödemesi var bu arkadaşın. Bu birinci hız için çıkan meblağ. Şimdi ötekine bakalım. 96 km hızla gitmiş ve bunu 40 gün sonra demiş. Şimdi 96 km'yi 80'in ne kadar fazlası bu arada? 96 eksi 80 diyelim. 16 km aşmış. 80'in yüzde kaçı acaba? 16. Onu bulacağım şimdi. Şöyle gönderelim. Buradan 2 kalıyor. Şöyle de göndersek. %20'si çıktı. O zaman da %10 ile %30 arası
240 TL ceza yiyordu. 240 TL ceza yedi. Peki ne kadar zaman sonra ödedi bu arkadaş? 40 gün sonra dedi. Normalde 30 gün sonra öderse %5 gecikme zammı alacak. O yüzden bunun %5'ini bir bulacağız. Evet, şöyle yapalım. Bir de böyle yapalım. 2. 12 lira mı yaptı o? Bir bakıyorum şöyle. Evet. 12 lira. Yani 240'a bir de 12 ekleyeceğiz. Eklediğimiz zaman da 252 TL'de öyle bir ceza geldi. Evet, toplam kaç TL ceza ödemiştir diyor. O zaman 315 ile 252'yi toplayalım. Şuradan 7. 5, bir daha 6. 567. Bir daha evden çıkmaz bence bu arkadaş. Cevabımız nerede bu arada? C şıkkında. Her kilometrede eşit miktarda yakıt tüketen bir aracın yakıt deposu 5 eşit bölmeden oluşmaktadır. Şöyle yapayım. Bir tane bir depo çizeyim. Bir. Niye karalıyorsam? İçi boş olsun şimdi. Bir, iki, üç, dört, beş bölmeli bir depo ayarladım. Deponun en az iki bölmesi doluyken yakıt uyarı sistemi yeşil yanıyormuş. Şunlar doluyken yeşil yanıyor. Yani gidebilirsin diyor. Tamam. Deponun dolu kısmı iki bölmenin altına düştüğünde kırmızı yanıyormuş. Yani şuradan hafifçe bir azalma bile olsa renk kırmızıya dönüyor. Yeşil uyarı sistemi kırmızı yandıktan sonra araç 200 kilometre daha yol gidiyor. Aslında şurayla 200 kilometre yol gidebildiğini söylüyor. Değil mi? Yani birazcık azalsa bile gidiyor yani 1 gram bile. O anlamda bunun 200 olduğunu düşünüyoruz. Şu bölümde nedir? 300 kilometrelik yol yapar o zaman. Çünkü burada 200 ile 200 yapıyorsan 3'te de 300'ü yaparsın. Bu araçla evinden yola çıkan bir kişi saatte 90 kilometre hızla hareket ederek 12 dakika sonra gideceği markete vardığında yakıt uyarı sistemi kırmızı yanmaya başlıyor diyor. Şöyle yapalım mı? Şimdi 90 kilometre hızla 12 dakika diyor ya, saate bakmak lazım. Onu şöyle yapalım. 12 bölü 60 saat yapar. Hani bir dakikadan bahsedince onu 60'a böldüğümüz zaman saate elde ediyoruz. Bu neye eşit bu arada? Şu sıfırlar gitti, şöyle de gitti. 2. Aslında 18 kilometre gitmiş, yol almış. Onu böyle şöyle bir yazayım. Pekala. Şimdi. Evet, buraya kadar her şeyi anlamış bulunduk. Aracın deposunun tamamı güncel yakıt fiyatına göre 175 liraya dolduğuna göre bu kişi evi ile market arasında kaç liralık yakıt harcamıştır gibi bir cümle kullanmış. Bir kere şöyle varsaysak 500 kilometrelik hani hepsi dolunca 500 kilometre yol alabiliyordu ya, şunların yanına kilometreleri yazsaymışız daha iyi olurdu. Bak 200 kilometre diyor. 500 kilometre 175 TL'ye doluyor. Şimdi burada alınan yol zaten 18 kilometre. 18 kilometre o zaman neye dolar diye bir orantı kuracağız, değil mi? Evet, sadeleştirmeye başlayalım şimdi. Nasıl bölelim bunu? Ben şöyle yapsam. Şunu 25'e bölsem 7 kere var. Bunu 25'e bölsem 20 kere var. Sonra şunu 2'ye bölsem 10. Bunu 2'ye bölsem kaç yaptı? 9 yaptı. Evet, çıktı bir şeyler. 10x eşittir. Ne geldi? 63 geldi. Demek ki x nedir? 6,3. Yani 6,3 TL ile evi ile market arasını gidebiliyormuş. Cevap D olacak. Bir reklam firması boyutları 8-12 santim olan dikdörtgen şeklindeki bir afişi fotokopi makinesiyle farklı boyutlarda çoğaltmaktadır. Bu çoğaltmada afişin kenarları arasında bulunan 8 bölü 12 oranı korunmaktadır. Bu işlem için fotokopi makinesinin büyük küçük tuşu kullanılmaktadır. Örneğin bu tuş %200'e ayarlanırsa dikdörtgen afişin her bir kenarı orijinal halinin 2 katı, %25'ine ayarlanırsa da 1/4 birine. Yani anladım. %200 deyince 2 kat diyor. Peki. Alanı 2400 santimetre kare olan bu afiş elde etmek için
Fotokopi makinesinin büyüt küçült tuşu yüzde kaç ayarlanmalıdır demiş. Şöyle varsayalım, bu şimdi afişim oranları değişmeyeceğine göre hani şurası 8K, burası da 12K boyutlarında olmalı. Sonra bunun alanında bu olduğu söyleniyor bize. Yani çarptığım zaman 96K kare. Bu çıktı mı? Çıktı. Evet, şimdi buradan sadeleştirmelerimizi yapalım. Şu 24'ü bir kaça bölsem? 2'ye bölsem 12. Şurayı 2'ye böldüm 48, tamam. Şunlar da giderse 4. Yani buradan şey kalıyor, 4K kare eşittir 100. Her tam karekökünü aldım, 2K eşittir. Kaç oldu o? 10 yaptı. K sayımızda 5 çıktı mı? Çıktı. Şimdi yani normalde 8'e kaçtı bu? Bir bak. 12 idi. Ama şimdiki haliyle 8'in 5 katı, 12'nin 5 katı geldi. Yani bu 5 katına çıktığı için mesela %200 2 katına çıkıyorsa 5 katına çıkabilmesi için de %500 tuşuna basılmalı. Evet, cevap bu, B şıkkı. Aşağıdaki şekilde 2 kırmızı, 4 siyah ve 8 mavi nokta vardır. Her defasında her renkten nokta sayısı 2 katına çıkarak şekilde yan yana şu fazla, şunu ben bir silebilir miyim? Noktalar ekleniyor diyor. Evet. Şimdi örneğin demiş, 2 kırmızı noktanın yanına birinci adımda 2 kırmızı ekleniyor. Birinci adımda bir dakika kırmızı. Şuraya birinci adım diyelim. İkinci adım, üçüncü adım bir yazayım. Ne ekleniyor dedi. Birinci adımda 2 kırmızı nokta ekleniyor dedi. Şimdi 2 kırmızı nokta eklersek burada elde edeceğimiz nokta sayısı ne olacak? 2 üzeri 2 yapacak. İkinci adımda 4 kırmızı. Ha, bu sefer 4 tane daha ekledik. 8 yaptı. Yani 2 üzeri 3 ile gösterilir o. Mevzu anlaşıldı. 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4 diye ilerliyor bu. Peki kaçıncı adımdan bahsediyor? Bir bakabilir miyim? 20 adım sonunda oluşan kırmızı diyor. O zaman 20. adıma kadar gideceğiz. Şurada bir yerde 20. adım olsun. Burası 2 üzeri kaçtır acaba? Buradakilerle kuvvet arasında bağlantıya bakarsan alttaki daha yüksek, bir yüksek daha doğrusu. O zaman 20. adımda burada 2 üzeri 21 sayısını görürüz. Bu kırmızı için konuşulan şey. Siyaha bakalım. Siyahta da durum ne? Evet. Tamam. Bunlar, bu işlemler aynen devam ediyor. Ben şimdi kırmızı nokta 4 kırmızı nokta siyahla ilgili ben bir şey göremedim burada. Her defasında her renkten nokta sayısının 2 katına çıkartıyor. O zaman şimdi bu 4 iken 4 tane daha siyah koyacağım demek ki. O zaman nokta sayısı neye çıkacak? 2 üzeri 3'e çıkacak. Sonraki adımda 2 üzeri 4'e, 2 üzeri 5'e diye gidiyor. Bu kırmızı noktanın sayısı 17 adım sonunda oluşan siyah nokta. Şimdi o zaman siyah nokta için 17. adıma bakacağız. 17. adıma. O ne yapar? Şimdi şu 3, 1'in 2 fazlası, o zaman buradaki 2 üzeri 19 olmalı ki hani şu kuvvet bunun 2 fazlası olabilsin. Bu şu an siyahtaki durum. Mavideki durum da, burada normalde şu an 8 tane var. Ben 8 tane daha koyduğum zaman burada 2 üzeri 4 tane oluşur. 2 üzeri 5 diye gideceğiz. 2 üzeri 6. Bu da 19. adım diyor. 19. adımda hemen şurada bir yerde. Peki oradaki durum ne? Şimdi kuvvet bak 4'e 1, 5'e 2. O zaman 3 fazla hep. Burası da 2 üzeri 3 fazla olduğuna göre 22 olmalı. Şimdi istenen şey neydi? Kırmızılarla neydi o? Siyahların toplamı. Kırmızıların sayısı 2 üzeri 21. Siyahların toplamı 2 üzeri 19. Bu mavilerin oranını soruyor. Yani o zaman maviyi aşağı yazacağız. 2 üzeri 22. Evet. Soru bu. Peki yukarıyı 2 üzeri 19 parantezini alsak 2 üzeri 2 artı 1 olur. Aşağısı da
2 üzeri 19 çarpı 2 üzeri 3 diye yazılabilir mi? Yazılır. Şunlar birbirini götürür. Şuraya çıkalım, yerim yok. Yukarıda 5 kalıyor. Aşağıda da 8 kalıyor. Demek ki cevabımız 5 bölü 8'dir. Nerede? B şıkkında. Aşağıdaki şekilde 6 eş uzunluğa bölündükten sonra her biri sırasıyla 2, 3, 4 nokta nokta şeklinde devam ederek her seferinde bir fazla sayıda eşit uzunluğa bölünen bir ileri sıçrama pisti gösterilmiştir. Şimdi normalde burada 2, bak burada 3, şöyle yapalım. Burası 4, 5, 6, 7. Tamam. Bu pistte yapılan bir ileri sıçrama yarışmasında yarışan bir sporcunun sıçradığı 3 farklı nokta şeklinde 1, 2, 3 olarak gösterilmiştir. Şunlar. Bu sporcunun birinci sıçrayışı ile ikinci sıçrayışı arasındaki mesafe 150 santimetreymiş. Şöyle burada 6 tane şey var. 6 bölüm var burada. Şurada ise 7 bölüm var. Ben bunların ek okunu alacağım, 42. Yani şuralara 42K demek istiyorum. Tamam. Aslında bunların eşit olduğuna göre hepsi de nedir? Yine 42K'dır diyebiliriz. Hadi yazayım şöyle. Bir de şurada var. 42K. Şimdi bize birinci ile ikinci arasındaki mesafe diyor. Şimdi 42K ise bu 6 parçadan oluştuğu için bunun her bir parçası 7 birim. 7K birim. 1, 2, 3. O zaman şu uzunluk kaç yapıyor? 21K mı yapıyor? 3 kere 7'den 21K yaptı. Aynen. Sonra şu uzunluğa bakalım. Burada tabii şöyle bir uzaklıktan bahsediyor anladığım kadarıyla. Şöyle bir yatıklıktan bahsetmiyoruz. Yani Pisagor hipotenüsü gibi bir şeyler düşünmeyeceğiz. 1, 2, 3, 4. Ama buradaki her bir parça 6. Çünkü 7 parça olduğu için 6K 1, 2, 3, 4 olduğuna göre şurası da 6 kere 4'ten 24K. Bunların toplamına bakalım. 45K'nın ne olduğunu söyledi. 150. Evet. Buradan çıkan hikaye bu. Ben her tarafı 15'e bölsem 3K eşittir 10 gibi bir sayı çıktı karşıma. Ben bunu bir ellemeyeyim dursun şimdilik. Pekala, bana ne sordu? Bu sporcunun 3. atlaşında kaç metre sıçramış olduğunu soruyor. Yani ta buradan buraya sıçrıyor. Şöyle bir şey yani. Hoppa diyor, buraya geliyor. O zaman ta şuraya kadar, bak buradan buraya kadar 1, 2, 3, 4, 5 tane 42 var zaten. Yani 5 tane 42K var. Şu çarpmamız var. Bir de artı şu mesafe var. Bak şurası, bunların her biri 6-6 idi değil mi? O yüzden burada da ne var demek ki? 12K var. Tamam, mevzu bu. Burası kaç yapıyor? Şöyle bir bakıyorum. 210. 12 de oradan. O zaman 222K çıktı bu. Yani bana 222K'nın değeri soruluyor aslında. Şimdi 222'yi şeye bölelim. 111 sayısı neydi? 3 çarpı 37 idi. O zaman bu 3 çarpı 2 çarpı 37 olmalı. Evet, K şöyle, şu ikisi zaten 10'du. Doğru mu? Evet. Buradan da çarptığımız zaman şurası 74. 10'la da çarptım. 740 santim çıktı. Şimdi 740 santim kaç metredir diye soruyor. O zaman bunun %1'ini alacağız. Yani 2 virgül kaydıracağız. Bu da 7,4 metre anlamına gelir. Cevap A olur. Soru diyor ki Ankara ve çevresinde sabit hızla kar yağmaktadır. Yukarıda sabah saat 7'de başlayan karın zamana bağlı grafiği görülmektedir. Saat 7'de yola çıkan bir araç kar kalınlığı 20 santim oluncaya kadar yola devam edebiliyor. Araç kaç saat yola devam etmiştir diye sormuş. Şimdi bir kere şöyle bir dünya var. 20 santim olmasından bahsediyoruz kar kalınlığının. Şimdi 1 saatte kar kalınlığı zaten neye geldi? Bak 1 saatte 4 santime çıktı. Grafikte öyle diyor bak. 7'den 8'e kadar 1 saat geçmiyor mu? Kalınlığı ne? Bunun 4 santim.
Peki 20 santim oluncaya kadar diyor. O zaman T saatte 20 santim diyelim. Burada orantıyı kurduğumuz zaman T'nin değeri ne çıkacak? 5 saat çıkacak. Evet. Peki şimdi araç ne zaman yola çıktı? Kar ne zaman yağmaya başladı? Yukarıdaki sabah saat 7'de başlayan kar, tamam. Sabah 7'de yola çıkan araba, evet. Yani karın yağmasıyla birlikte araç yola çıktığı için 20 santim de 5 saatte olduğu için araçta ne yapar? 5 saat yol almış olur. Yani o yüzden cevap B şıkkında geldi. Şimdi bu soru nasıl bir soru? Şekildeki satır ve sütunların kesişiminde verilen sayılar bulundukları satır ve sütunda belirttiği iki kent arasındaki yolun kilometre cinsinden uzunluğunu göstermektedir. Örneğin A ile D kentleri arasındaki yol 80 kilometredir diyor. Yani şöyle yapıyor çapraz bak A ile D görüyor musun? Buradakini gösteriyormuş. Tamam. A, B, C, D, E kentleri aynı yol üzerinde ve yazılan sırada olduğuna göre X artı Y kaçtır demiş. O zaman şöyle bir uzunca yola ihtiyacımız var. Kafayı karıştırmamak için uzunca çizdim. Şimdi A şurada. B burada. C burada olsun. Sonra D burada. Başka kaldı mı? Bir de şurada bir yerde E var diyelim. Tamam. Tamam. Yani aşağıdaki cümleyi tamamladım şu an. Şimdi şu değerleri bir yerine yerleştirmeye başlayalım. İlk önce en yakındaki değer. Görebildiğim bir şey burada. D ve E yok. Efendim A, D var. Şimdi A, D. Yani şuradan şuraya kadar olan mesafe 80'miş. Tamam bu bir. Başka ne var? A'dan E'ye var. Bak bak. Ta buradan geliyor. Şuraya kadar olan mesafe neymiş? 120'ymiş. Ha ben buradan neyi yakalarım? Madem öyle, o zaman bu sağ taraf ne kadar olmalı? 40 kilometre olmalı. Güzel. Bunu yakaladım. Başka ne var elimde? B ile E var. Yani B'den nereye kadar? E'ye kadar. Şu mesafe ne kadar diyor? 60. Peki şimdi acaba şunu diyebilir miyiz? Şöyle bir renk alayım. Şimdi şurası 40 mı? 40. Burası 60. Yani burası 60. O halde şuraya ne kadar kalır? Şuraya ne kadar kalır? Gerçi bu bize lazım mı? O da ayrı bir konu. Ben soruya bakabilir miyim? AB diyor. Ha. Şimdi bak burası 120. Zaten şurası 60 olduğuna göre şu parça ne kadardır? 60'tır. Yani şu x değerimiz ne çıktı? 60 çıktı. Bu birincisi. Şimdi D'yi bulmamız lazım. D'yi nereden bulacağız? Şöyle bakıyorum. D'yi zaten bulduk. Bulacağız diye bir şey yok. Bulmuşuz. Orası da nedir? 40'tır. O halde x artı y sorulduğu için sorumuza cevabı ne gelir? 100 gelir. Yani B şıkkında geldi. Mato kafede çay, kahve ve limonata fiyatları tam sayı olup serviste bu üç içecekten en az biri müşteriye verilmektedir. Yani. Üç sipariş fişini tutarı aynı olduğuna göre, yani buradaki bu üç kişinin farklı şeyleri, siparişleri, bunların fiyatları da aynıymış. Bir kahve, bir çay ve bir limonatanın toplam tutarı en az kaç TL'dir demiş. Şöyle bir varsayımla başlasak biz. Mesela çayın fiyatı A TL olsun, kahve B, limonata C olsun. Bunu unutmayalım. Çay A, sonra kahve B ve limonata C. Buraya bakıldığı zaman şu her bir çizgi aslında bir tane çay anlamına geliyor. Burada 4 tane çay var. Yani 4A lira ödeniyor orada. Şöyle. Artı burada 3 çizgi var. 3B. Artı burada da 1, 2, 3, 4, 5 çizgi var. 5C. Bu siparişten alınacak tutar bu. Şimdi şuraya gelelim. Burada dikkat etmemiz gereken şu. Bak burada şu kahve limonatayı yer değiştirmiş. Kazara böyle gidersen yanlış yaparsın. Şimdi burada 1, 2, 4, 6, 8 çay var. 8A. Şöyle bakıyorum orada limonata 4. Yo ne 4'ü? 2.
Limonata C'ydi. 2C diyeceğiz. Sonra çay burada. Burada bitti. Kahve yokmuş. Çay burada 3 tane 3A. Burada da limonata yok. Burada kahveyi söylememiz lazım. Kahve de orada 6 tane, o da B'ydi zaten. 6B. Evet, böyle bir eşitlik var önümde şu an. Buradan bir şeyler yapalım. Şu ikisini bir eşit diyelim. Eşit dediğim zaman ne elde ediyorum? 2C buraya gitse 3C kalır. Yani 3B artı 3C. Sonra 4A da buraya gitti. 4A kaldı. Bir böyle bir şey var. Bir de şu ikisini eşitlersek ne yakalarız? Onu anlayacağım. Buradan da şunu görüyorum. 5A kalıyor solda. Bak şurada. Buraya gitti. 6B eksi 2C kaldı. Görünüyor değil mi? Şimdi şöyle iki veri var. Peki buradan ikisinin de A'ya bağlanmış olmasına dikkat et. Yani şunu şuraya bölersem 4 bölü 5 çıkmalı. Şu yani hikaye. 3B artı 3C bölü 6B eksi 2C 4A bölü 5A'dan aslında 4 bölü 5. Bir daha A'larla uğraşmayalım. Çapraz çarpımı yapalım şimdi. Kaç oldu o? 15B 15C. Buradan 24B ve eksi 8C. Şimdi 15B buraya gittiği zaman burada 9B kalıyor. Bu da buraya gelirse 23C kalıyor. Böyle bir eşitlik yakaladık. Şimdi bize en az sorulduğu için aslında B'yi 23, C'yi de 9 almalıyız. Yani bu katları da alınabilir ama en az istendiği için bunları almamız gerekiyor. Tamam, gayet şık. Ne istiyorsun? Şu toplam istiyor benden. Yani aslında A artı B artı C istiyor değil mi? Peki A'yı da şuradan bir yerden bulalım. Mesela şurası kullanılabilir. 4A 3 parantezinde aslında B artı C. Şunları bir toplayalım. Topladığımız zaman 32 yaptı. Evet, 4'leri sadeleştirdik. Buradan da ne kaldı? 8. Değil mi? A'da 24 çıktı. Tamam. Şunların toplamını bulacağız biz. Gördüğümüz sayıların. Şu ikisi 47. 9 da oradan ne yaptı? 56 TL yaptı C şıkkı.